geçen dönem galiba değil mi? En son kütleyi anlatmıştım. Kütle nedir diye başladık ve o konuşmadan spini de anlatacağıma dair size diğer söz vermiştim aslında. Belki onu anlatmak isterdim ama başlığı ben bulmadım. Konuyu da ben bulmadım. Arkadaşlar bunu anlatmamı istediler. Ama spinden çok uzak değil. Göreceksiniz. Kütle ve spin çok önemli diyorum. Yine bugünkü konuşmada ciddi şekilde rol alacaklar. Yalnız o kadar geniş bir konu ki bu. Sicim teorisi ve süpersimetri aslında yani bir yıllık dersi ikisini beraber bir arada toplamışsınız. Ne kadar bahsedebileceğim çok emin değilim. Ama tek istediğim şey var. Yani kavramlar karmaşık. İstediğiniz yerde durdurun, soru sorun, tartışalım. Birkaç şey anlatırım diye kafamda tasarladım ama herhangi bir yönde gidelim. Maksat iyi bir tartışma, iyi bir konuşma olsun. Şimdi sicim var. Sicim bir tarafta dursun. Sicime döneriz. Sicim nedir? Onunla ilgili konuşuruz ama daha önce süpersimetriden bahsedelim. Simetri, fizikte belki de en temel kavramlardan bir tanesi simetri. Aslında bu da aynı diğer kavramlar gibi bildiğimizi düşündüğümüz ama sonuçta anlat nedir diye sorduklarında hakikaten zorlandığımız şeylerden bir tanesi. Simetri diyoruz ve çok önemli bir kavram diyoruz. Nedir simetri fizikte? Ne işe yarar? Nasıl bir rol oynar? Çok değişik şekilde ortaya çıkıyor ama temel olarak simetri nedir? Simetri. Çok basit. Bakın şöyle. Varsayalım ki bir daire çizdim. Tamam mı? Ve simetri fizikle bağlantısını arayacağız. Bir daire çizdim. Siz buna bakıyorsunuz. Bir an gözlerini kapattığınızda ben bunu belli bir açıda döndürsem tekrar açtığınızda fark edemezsiniz. Simetrik bir obje. Öyle değil mi? Simetrik bir obje. Peki bunun fizikle ne alakası olabilir? Şöyle bir ilgisi olabilir. Siz gözünüzü açıp gözünüzü kapattığınızda ben bunu çevirdim. Öyle değil mi? Bir dinamik verdim ve siz bu dinamiği fark edemediniz. Dolayısıyla bir şekilde simetriyle dinamik arasında, hareket arasında bir ilişki var. İnanılmaz derecede bir ilişki var. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Belki bir kısmı birinci sınıfta olabilirsiniz, henüz çalışmamış olabilirsiniz ama güneş sisteminde güneş ortada, dünya bunun etrafında dönüyor, öyle değil mi? Ta Kepler'in gözlemlediği bir şey var. Bu dönme düzlemi değişimi. Kesinlikle hangi düzlemde dönüyorsa bir şekilde güneşle birlikte o düzlemi koruyorlar. Yani şu şekilde dönmeye devam ediyor. Şu tür hareketler yapmıyor. O düzlemin korunması lazım. Baktığınızda niye korunması gerektiğini fark ediyorsunuz ki burada denklemleri incelediğinizde teorinin bir simetrisi var. Ve zamanla korunan bir büyüklüğü var. O büyüklükte açısal momentum. Açısal momentumun yön olarak korunması gerekiyor. Burada da mesela şöyle döndüğünü varsayarsak dışarıya doğru bir vektör. Uzayda göremiyoruz ama böyle bir vektör var. O vektörün bu dönme esnasında değişmemesi lazım. Bu da teorinin simetrilerinden kaynaklanıyor. Bu nedenle eğer dışarıdan bir müdahale yoksa bu sistem nereye giderse gitsin güneş sistemi, dünya o yörünge düzleminde harekete devam edecek. Bu kolay görülebilen bir şey. Yani Kepler gözlemlemiş, açıklayamamış. Daha sonra gelen insanlar demişler ki açısal momentumun korunması gerektiğinden dolayı teorideki bir simetriden kaynaklanan o da şunlar, şu aslında simetri şu. Üç boyutlu uzayın her noktası aynı. Yani
dünyayı alıp buradan buraya götürdüğünüzde ya buradan buraya getirdiğinizde temelde bir farklılık yok. Dolayısıyla biraz sadeleştirerek anlatıyorum. Dolayısıyla simetri bir korunum kavramına karşılık geliyor. Simetri korunum yasası ve korunan bir büyüklük. Korunan büyüklükleri çok seviyoruz. Biz onlarla fizik yapabiliyoruz. Etiket onlar. Öyle değil mi? Yani eve gittiğinizde bilgisayarınızı nasıl tanıyorsunuz? Şekli şemali değişmemişse tanıyorsunuz. Birisi beyzbol sopasıyla yani sağına soluna vurduysa bilgisayarı tanımanız mümkün değil. Öyle değil mi? Biz de fizikteki objeleri mesela elektron veya diğer bütün objeler bunları etiketlendirirken, yani tanımak istiyoruz, etiketlendirirken korunan bir kısım büyüklükleriyle etiketlendiriyoruz. Kütle mesela, spin, işte yük, elektrik gibi büyüklükler. 100 yılın başında bir kadın fizikçi Noether çok önemli bir teorem tespit ediyor. Korunan büyüklükler kesinlikle bir yerde bir korunan bir büyüklük varsa bunun temelinde teoride bir simetri var. Korunan büyüklükler simetriyle ilgili tersi de doğru. Bu inanılmaz derecede güzel bir şey aslında. Birinci sınıfta çok kullanıyordu bunu. Mesela dinamiğe geçmeden önce çarpışan toplar, parçacıklar vesaire. Öyle değil mi? İki topu çarpıştırıyoruz. Baştaki hızları falan verdiğimizde sondakileri bulabiliyoruz. Arada çarpışmanın nasıl olduğunu, yani elastik olduğunu bilmemiz yeterli diyelim, sürtünme yok. Çarpışmanın tam olarak nasıl olduğunu bilmememize rağmen, ne tür bir dinamik var bilmememize rağmen, konu kanunlarını kullanarak sonucu çıkartabiliyoruz. Öyle değil mi? Muhteşem bir şey. Yani bu olmasaydı zaten fizik yapamazdık. Yani öyle bir şey düşünün ki, birileri önünüzde bir satranç gibi bir şey oynuyor ama sürekli kurallar değişiyor. Dışarıdan bakıyorsunuz, kuralları keşfetmeniz mümkün değil, sürekli değişiyor. Fizikte işte aradığımız şey simetriler ve korunan, karşılığında korunan büyüklükler. Mesela pek çok insanın bilmediği, burada korunan başka bir büyüklük var. O da şu. Yani Newton'un teorisinden bahsediyorum. Gerçekte maalesef korunmuyor. Şimdi onu izah edeceğim. Dünya şurada Güneş'e en yakın olduğu noktayı düşünün. Güneş'e en yakın olduğu nokta Newton'un teorisine göre hiç değişmiyor. Hep aynı nokta. Ve bu yörüngeler kapalı. Mesela şöyle yörüngeler yok. Yani niye yok diye sorduğunuzda neden? Çok değişik yörüngeler çizebilirdi. Neden böyle saçma sapan yörüngeler çiziliyor? Araştırdığınızda uzaydaki simetrilerden bağımsız olarak teorinin kendisine de bir kısım simetrileri olabiliyor. Yani etkileşime simetrileri. O da Newton kuvveti 1 bölü r kare. Yani G, M, M bölü r kare. Ne zaman 1 bölü r kare gibi bir kuvvetle iki cisim birbirlerini çekiyorsa o zaman ekstradan uzayda çok garip bir açısal momentuma benzer bir vektör çıkıyor. O da bir korunan büyüklük oluyor. Bunu ileri klasik mekanik derslerinde belki görebilirsiniz. Ben şimdiden söyleyeyim. Runge lens vektörü enteresan bir obje. Yani normalde baktığınızda uzaydaki simetrilerden bunu göremiyorsunuz ama teorideki etkileşim o kadar ilginç ki GM'n bölü R'ler olduğunda böyle bir simetri çıkıyor. Açısal momentum dışarıya doğru, bu vektör de bu tarafa doğru. Ve uzayda ne olursa olsun burayı göstermek zorunda. Mesela R'ler artı 0.00 bir şeyler olsa bu vektör korunmuyor. Albert Einstein teorisi de tam bunu söylüyor. Çekim tam olarak bu değil. O yüzden gerçek hayatta kuvvetler korunur mesela. Bu tür şeyler de var. Şimdi süpersimetriye geleceğim ama evet.
çok değerli bir simetriden bahsediyor. Bu arada simetriler keşfedilebilir, teori oluşturulurken bizim aksiyonlarımız arasında da olur. Tamam mı? Sonra test edilmek zorunda kalır. Bazı simetriler keşfedilmiştir. Bazıları da teoriler o simetrilerin kabulü sonucunda oluşmuştur. Şimdi bildiğimiz çok önemli bir şey var. Evrende parçacıklar, bu kütle seminerinde de söylemiştim. Kütle ve spinlerine göre sınıflandırılıyorlar. Kütlenin tam olarak ne olduğunu anlamadığımızı söylemiştim. Higgs mekanizmasından bahsetmiştim. Bir etkileşim olarak algılanabileceğini söylemiştim. Spin ise en temel düzeyde dönme olarak görebiliriz ama mikroskopik küçük parçacıklarda hacim olmadığı için dönme değil, ayrı bir özellik olarak görmemiz lazım. Yani umarım bunu duydukça kabulleneceksiniz. Aslında ister istemez insan kabul ediyor. Yani mesela herkes şu an elektron eksi yüklüdür diye bir ifade duyduğunda doğru diyor. Ama ne demek aslında? Tam olarak bu ne demek? Elektron eksi yüklüdür ne demek? Elektrik yükü ne anlama gelir? Aslında düşündüğünüzde bu kadar da basit bir şey değil. Elektrik yükü bizim elektronun varlığını anlamak için ve etkileşimini anlamak için elektronda görmek istediğimiz bir büyüklük veya elektronun tam olarak nasıl etkileştiğini söyleyen bir büyüklük. Gidip elektronun üstünde bu büyüklüğü, etiketi, E harfini, eksi işaretini ararsanız biraz zor bulursunuz. Öyle değil mi? Yani tam olarak bu etkileşimin sonucunda iki elektron etkileşimin sonucunda elektronda böyle bir şey olması lazım diye bizim söylediğimiz bir büyüklük. Kütle o da aynı bir böyle bir büyüklük. Elektron değişik şekilde etkileşiyor. Bir tanesi elektriksel olarak, bir tanesi de imelendirmeye kattığınızda direnç gösteriyor size. Falan kendisi de çekiyor. Onun için diyoruz ki bir de üstünde kütle diye bir özellik olsun. Bir de spin var. İlk başta ya onu daha rahat anlarız diye düşünüyorduk. Kendi ekseni etrafında dönsün. Ama incelendiğinizde elektron kendi ekseni etrafında dönemez. Çünkü elektronun kendi ekseni falan yok. Noktasal bir parçacık göremezsiniz. Dolayısıyla bunu yine elektronun başka türlü etkileşimlerini anlayabilmek için elektronun üstünde var olduğunu, elektronu tanımlayan bir büyüklük olduğunu kabul etmemiz lazım. Başka şeyler var mı? Var aslında. Elektronu sadece bunlar tanımlamıyor. Başka etiketleri de var. Mesela içsel paritesi diye bir şey var. Çok fazla kullanmadığımız için onu söylemiyoruz ama başka özellikleri de var. Tamam mı? Yani mikroskopik parçacıkları anlamak için onlara birer etiket vermek zorundayız. Başka çaremiz yok. Şimdi işin güzel tarafı bunlar deneylerle tespit edilebilir. Bir de hiç deney yapmadan öngörülebilir ve öngörüyle bunlar karşılaştırılabilir. Öngörü de simetri kavramıyla yapılabilir. Simetrimiz şu. Diyoruz ki bu çok önemli. Özel görelilik veya görecelilik. Bu teorinin bizden istediği bir özel bir simetri var. Diyor ki fizik kanunları gravitasyonu düşünmediğimizde gravitasyonu atalım. Fizik kanunları gözlemciden birbirlerine göre ilmelenmeyen gözlemcilerden bağımsız olsun. Her bir gözlemci için ayrı fizik kanunları yazma. En azından bir gözlemci için yazdığında diğerlerini aktarabilmeyi nasıl aktarabileceğini söyle. Yani uçakla gidenle yerde duran. Tamam mı? Yani uçakla gidenle yerde laboratuvarda duran bir fizik prosesini gözlediklerinde anlaşabilsinler. Temel şey bu. Şimdi sadece uçakla giden değil, aynı zamanda dönen olabilir. Değişik hareketler yapılabilir.
kaç tür hareket yapılabilir? Hareketlere baktığımızda işte dönebilir, üç yönde hızlı olabilir vesaire. Yani bunları incelediğinizde diyorsunuz ki evrenin böyle bir simetrisi olsun ve fiziğin yani objektif olarak bir şeyden bahsedebilmek için, fizikten bir prosesten bahsedebilmek için de bunlar farklı, bir kısım şeyleri farklı görebilirler ama birbirleriyle haberleşebilsinler. Tamam mı? Yani ikisi arasında bağ olsun dediğinizde özel görelilik teorisi çıkıyor ve uzay uzayla zaman uzay zaman diye birleşiyor. Yani üç boyutlu uzay ve bir boyutlu zaman birleşiyor. Hocam. Efendim. Yani dönen olabilir dediniz ya. Yani görelilik kanunu büyüyünce hareket eden yani dönen olabilir dediniz ya. Normal dönerken bir ivmesi olmuyor mu? İvmesi hareket olması lazım. Tamam, güzel bir soru sordun. Acele ettiğim için öyle diyorum. Zaten dönmüş olan diyelim. Şöyle yani. Özellikle bizim için dönmüyor da, ben şimdi burada, bu benim laboratuvarım olsun, bir deney yapıyorum. Bana göre laboratuvarı biraz dönmüş, tamam mı? Tamam, dönme hareketmez ziyade pozisyondan başlıyorsun. Aynen öyle. Çok farklı bir şey. Diğer dönmeyi de işin içine katabiliyoruz, o biraz daha zorlaşıyor. Tamam mı? Yani farklı noktada, farklı hızla gidiyor ve bana göre biraz dönmüş. Bütün bu gözlemcilerin ölçtükleri olayı birbirlerine aktarabilmeleri lazım. Yoksa fizik yapamayız. Yani şöyle olur, şunu diyebilirsiniz. Ben laboratuvarda bunu ölçtüm. Ve hiçbir yere gönderemezsiniz bu bilgiyi. Ancak birisi gelip sizin laboratuvarınızda ölçmesi lazım. Sizinle birlikte objektif bir fizik yapma durumu ortadan kalkıyor. Şimdi bakın, özellikle bunun üstüne vurguda bulunuyorum. Uzay ve zaman dediğimiz böyle dört boyutlu bir obje düşünün. Tam üç boyutlu öyle de zaman da. Bunun bir simetrisi var. Yani bir cisim olarak düşündüğünüzde çizemiyoruz ama yani üç boyutlu uzayın normal bir simetrisi var. Şöyle bir simetrisi var. Bu yönde istediğiniz kadar gidin noktaları ayırt edemiyorsunuz. Yani aslında burada ayırt edebiliyorum. Mesela şunu düşünelim. Bakın tam olarak neyi kastettiğimi size şunu söyleyeyim. Böyle bir çizgi çizdiğimde bir yerde burada duruyorsa, tamam mı? Bu şu noktada bulunmakla bu noktada bulunmak arasında dağlar kadar fark var. Niye? Bu nokta buradan uzak, burası yakın. Simetrik bir durum yok. Yalnız sonsuz bir çizgi çizdiğinizde öyle değil mi? Bütün noktalar aynı. Şimdi evreni öyle düşünmeniz lazım. Sonsuz üç boyut. Dolayısıyla A noktası B noktasından farklı değil. Böyle bir simetri var. Buradan alıp oraya götürebilirsiniz. Yani bizim güneş sistemini buradan alıp mesela başka bir galaksiye nazik bir şekilde doğru bir yere koysak bir sıkıntı olur mu? Olmaması lazım. Yani oradaki uzayla buradaki uzay aynı. Hani gravitasyonu birazcık kapatmamız lazım. Gravitasyon sıkıntı çıkartıyor ama zaten gravitasyon yok dedim. Burada. Belki ondan sonra bahsederim. Şimdi bu simetriyi kavradıktan sonra hemen 1939'da çok önemli fizikçilerden birisi Wigner şu soruyu soruyor. Kuantum fiziğini ele alalım. Kuantum fiziğinde kendine göre prensipleri var. Öyle değil mi? Pozisyon vesaire bunlar çok fazla kullanılmıyor. İhtimallerden bahsediliyor, dalga fonksiyonundan bahsediliyor. Kuantum fiziğinin de bu simetriye uymasını istediğinde karşımıza çok çok önemli bir şey çıkıyor. O da şu. Buraya yazıyorum. Wigner'in sonucu. Bu aklınızda kalsın. Yani kuantum mekaniği artı relativity diyelim. Relativity'nin simetrisi şunu gerektiriyor. Parçacıkların kütlesi herhangi bir şey olabilir. Negatif olmasın, o sıkıntı oluşturuyor. Pozitif olabilir. 3 olabilir, 5 olabilir. Kütleyle ilgili bir şey yok. Yani her şey olabilir. Sıfır olabilir. Yani
sıfır da olabilir tartışıkların ünitesi. Ama bu spin dediğimiz ve mecburen koyduğumuz hidrojen atomunu anlamak için, hidrojen atomunun spektrumunu anlamak için elektronda var olması gereken bir özellik dediğimiz o özellik ise sıfır olabilir, 1 bölü 2 olabilir, 1 olabilir, 3 bölü 2 olabilir vesaire bu şekilde gidiyor. Tamam mı? Aradaki sayılar olamaz. Yani kuantum fiziğinin prensipleriyle relativitenin simetrisi birleştiğinde parçacıkların etiketlerinden bir tanesi herhangi bir pozitif veya sıfır sayı olabilir. Ama bu spinleri ya yarım tam sayı veya tam sayı olması lazım. Olmazsa ne olur? Yani birisi kalktı geldi size bir gün 3.2 spine sahip parçacık buldum dediğinde bu prensipler çökmüş olur. Yani öyle bir şey mümkün değil. Çünkü bu prensipler binlerce defa test edilmiş. En azından relativite çok büyük mekanlarda değil de bir laboratuvarda veya diyelim ki gravitasyonun çok yoğun olmadığı yerlerde test edilmiş. Kuantum mekaniği ise öyle. O yüzden spinin 3 bölü 2 olan bir temel parçacık bulamazsınız. Şimdi bu aynı zamanda şeye karşılık geliyor. Bu spin dediğimiz şey ilginç. Dönemez dedik ama sanki dönse ancak yani dönmüş olsa yine bu şekilde dönecekti. Sadece dönme açısal momentumu kesikli bir şekilde gelecek. Yani elektron baktığınızda bir anlamda dönüyor gibi davranıyor dış dünyaya ama her türlü dönmeyi yapamıyor. Elektron 2 burada. 1 bölü 2. Tamam mı? Elektron spini 1 bölü 2. Spini 0 olan parçacık henüz bulunamadı ama Higgs parçacığı büyük bir ihtimalle yani öyle olması lazım. Fotonun spini 1. Spini 3 bölü 2 olan parçacık da bulunamadı. Belki bulunursa yani bulunamaz da neyse. Teori olarak graviton var. Onun da spini 2. İşin ilginç tarafı şu. Wigner'inki kinematik. Yani ben arkadaş denklem falan yazmak istemiyorum. Kinematik. Yani kinematik şu demek. Hani Newton birinci sınıfta Efeştirema'ya geçmeden önce dedim ya enerji korusun, momentum korusun ama arada çarpışmalar bizi ilgilendirmiyor. Yani Newton öncesi Galileo'nun yaptığı gibi fizik yapmaya kalkmış Wigner ve bulacağımız bütün parçacıklar mecburen bunlara sahip olacak diyor. Daha sonra kuantum fiziği, mekaniği uygulandığında ise şu parçacıkların hiçbir tanesinin tutarlı kuantum fiziği olamayacağı gösteriyor. Onu da söyleyeyim. Graviton mu da? Maalesef. O da mı? O da öyle. Yani bir yolunun bulunması lazım ama o da. Ama zaten gözlenen bir şey. Ama işte gözlem yani bir şekilde var olması gereken bir şey. Şimdi çok süpersimetriye adım adım gidiyoruz. Mecburdum bunları anlatmaya. Bunlar parçacıkların etiketleri. Tamam mı? Bir de elektrik yükü var dedik ama elektrik yükü bu uzay zaman simetrisiyle ilgili değil. Bu başka bir simetriyle ilgili. O da bir simetriyle ilgili. O başka bir simetriyle ilgili. Tamam mı? O şimdilik dursun. Vakit kalırsa anlatacağım. Şimdi bu ikisi, bu simetrinin bu simetri bize bu iki etiketi veriyor. Çok değerli iki etiket. Eğer elektronu tanımlayacaksak bunlar tanımlayabiliriz. Etkileşimlerini bunlarla anlayabiliriz. Ve şuraya baktığımızda ise evrendeki spini işte 0 ve 1 olan parçacıklar teşekkürler. Ve spini 1 bölü 2 olan mesela nötrino da bunlardan, proton da bunlardan, nötron da böyle, kuark da spini 1 bölü 2. Parçacıklar bu şekilde. Foton dedik buna değil mi? Foton. Neyse bunu göremedik, bunu silelim. Bu parçacıklar var. Foton var. İşte W bozon var. Yazalım, gluon var. Bu
şekilde parçacıklar var. Bunlar bozonlar. Hindistanlı fizikçi Bose. Birkaçlarda çalışmış, Einstein'ın makalesini göndermiş. O yüzden bozon deniyor bunlara. Bunlar da fermiyon. Fermiyonlar. Yani iki çeşit parçacık var diyelim. Bu klasifikasyona göre bozonlar, fermiyonlar. Efendim. Hocam şimdi spin hani tam dönüp dönmediğini bilmiyoruz diyor. Yok yok, yani incelemem. Bizim... Hani açısal momentumundaki değişimi göremiyor. Açısal momentum ayrı bir şey, spin ayrı. Şimdi onu söylüyorum. Spin demek, spin kelime anlamı, kendi ekseni etrafında dönme. Mesela dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi spin yapması. Mesela arabanın kendi ekseni etrafında dönmesi, değil mi? Bir de başka bir şeyin etrafında dönebilir, açısal momentum. Elektron başka bir şeyin etrafında dönebilir, açısal momentum olabilir, bir sıkıntı yok. Gerçi o da kesikli bir şekilde geliyor, onu da söyleyeyim. Ama o 1 bölü 2 olabiliyor. 1 olabiliyor, 0 olabiliyor, 2 olabiliyor. Öyle gidiyor. Tamam mı? Yani bu da çok garip bir şey aslında. O da simetriyle ilgili ama benim kuantum mekaniğimde ilk en fazla şaşırtan şey buydu. Belki insanları da başlangıçta şaşırtmıştır. Dönme her türlü değeri alamıyor. Kesikliği. Spin de öyle, açısal momentum da öyle. Yani siz ya biraz şöyle döneyim diyebilirsiniz ama temel parçacıkların böyle bir lüksü yok. Tutarlı fizik yazmak istiyorsanız elektronun açısal momentumu bu Planck sabitinin her zaman ya sıfır katı, ya bir katı, ya iki katı, ya işte geri katı olabilir. O da simetrilerle ilgili ama bu simetri ve bir kabulle ilgili. Bir şey soruyorsunuz. Yok. Ha şimdi bakın önemli noktaya geldim. Bozonlar var, fermiyonlar var. Ve bu bozonlar aslında genel madde fermiyonlardan oluşmuş. Elektron, proton, nötron, kuarklar, tamam mı? Fermiyonlardan oluşmuş. Bunların kütleleri var. Bozonlarsa arada gidip gelen, iletişimi sağlayan, etkileşimi sağlayan parçacıklar. Bunların temel düzeyde kütleleri yok. Ama kütle kazanma mekanizmaları var, onu da söyleyeyim. Biraz karışık yani. Dedim ya, çok geniş bir başlık atmışsın. Hiç bende değil. Ama bozon ve fermiyon çok önemli. Ve bunlar, yani niye biyolojide yaptığımız gibi sınıflandırıyoruz diyebilirsiniz. Aşırı derecede önemli. Yine relativiteye göre fermiyon, iki fermiyon aynı halde bulunamıyor. Belki bunu şeyden hatırlarsınız. Hidrojen atomunda elektron, iki elektron aynı seviyede bulunamıyor, öyle değil mi? İnanılmaz derecede itiyorlar birbirlerini. Bir şekilde bunları üst üste getiremiyorsunuz. Bozonlar ise bayağı bir üst üste gelebiliyorlar. Hatta zaten Bose'nin ilk çalışması oydu. Kabaca şöyle tasvir edeyim. Bu arada etrafımızda gördüğünüz her şey aslında temelde bozon. Bir fermiyonu, fermiyon birazcık daha böyle kuantum mekaniksel bir parça. O yüzden buradaki gazın ozon olduğunu varsayabiliriz. Ve temelde şunu söylüyor Bose. Diyor ki bu odanın gazını, bu odayı soğutursanız, bayağı ciddi miktarda soğutursanız, bütün şu an göremediğimiz, bir araya da toplamanız lazım, göremediğimiz bu gazı kocaman bir süper atom seviyesine indirebilirsiniz ve görebilirsiniz. Nitekim gözlemde, yani bayağı internette de görebilirsiniz. Bose-Einstein yoğuşması geliyor. Bozonlar bir araya gelebiliyorlar. Hatta bir araya gelmek istiyorlar, üst üste binmek istiyorlar. Bu bozonizasyon denilen şeyi gerçekleştiriyorlar. Fermiyonlarsa bunu yapmıyorlar. Zaten yapsalar da hiçbirimiz burada olamaz. Birbirlerinin ittiklerinden dolayı makroskopik objeler oluşuyor. Katı şeyler oluşuyor. Öyle değil mi? İtmeden dolayı ve gelelim süpersimetriye. Süpersimetriden önce bir şey daha söyleyeyim. Şunu yalnız bırakmayayım burada. Bununla ilgili de bir şey söyleyeyim. Elektrik yükü korunan bir şey. Ciddi deneylerle gösterilmiş. Ve o da evrende kuantize olmuş bir şey. Yani bütün objelerin elektrik yükleri elektronun elektrik yükünün tam sayı katı olabilir.
görünen bütün objeler. Sadece kuarkların farklı. Bunun açıklaması henüz yok. Yani o da bir şekilde spin gibi kuantize olmuş ama elektrik yükü niye kuantize olmuş? Teorik bir kısım çalışmalar var. %100 açıklanmış değil. Şunu söyleyeceğim. Şimdi süpersimetride birazdan buraya geldiğimizde göreceğiz. Bu ikisi arasında bir bağlantı kurmaya çalışacağız. Evreni böyle bozonlar, fermiyonlar diye ayırmayalım. Bunları birleştirelim. Bir ortak fizik yapalım tarzında böyle birleştirici bir mantığımız olacak burada. Burada da şöyle bir durum var. Bir eksi yüklü elektron var. Tamam, eksi yüklü elektron. 1930'a kadar hiçbir kimse şunu sormamış. Ya bir eksi yüklü elektron var. Bir tane de artı yüklü yok mu acaba? Öyle değil mi? Nedir o artı yüklü elektron? Pozitron. O da 1933'te deneylerle tespit ediliyor. Onlar da bunun anti parçacığı oluyor. Anti parçacık. Yani bu etiket kütleler aynı. Tam olarak elektronun pozitron kütlesi aynı. Bu eksende de bir simetri var. Parçacık, anti parçacık arasında bir simetri var. Teoride var, evrende yok. Bu da büyük bir problem. Evrende anti parçacık yok ama teori ikisi aynı anda üretilmesi lazım, aynı miktarda diyor. Evrenin belki de en büyük, en ciddi problemlerin, fiziğin en ciddi problemlerinden birisi bu olabilir. Yani niye teori ikisi arasında mükemmel bir simetri verirken evrende sadece madde var, antimadde yok. İkisi de zaten olsaydı evren ve galaksiler olmalı. Çok önemli. Önemli bir problem yani. Anlaşılması gereken bir problem. Şimdi buraya geçelim. Süpersimetri nedir? Ve niye insanlar ilgileniyorlar? Hangi problemi çözecek? Kısaca bahsedeyim. Şimdi kısaca süpersimetriyi söyleyeyim. Sonra da biraz geri dönüp ne işe yarayacağını bahsedeceğim. Bu ikisi arasında yani nasıl diyeyim? Bir fermiyonu alıp bir operasyonla diyeyim bir bozona dönüştürecek veya bir bozonu alıp bir fermiyona dönüştürecek fiziksel bir operasyon düşün. Yani dönüştürmekten kastım şu. Mesela uzayda bir şeyi göndermek hakikaten tutup böyle çevirmek. Tamam mı? Bu uzayda çevirme değil de bunları fermiyon dediğimiz şeyi temsil eden bir dalga var. O dalgayı alıp ona bir operasyon yapıyor, bozona dönüştürüyor. Bozonu da alıp fermiyona dönüştürüyor. Tamam mı? Şimdi bunun niye istendiğini anlatacağım ama böyle bir şey aranıyor. Bu operasyona Q diye. Şimdi dedik ki elektron spini 1/2 olan bir parçacık. Elektronu anlamaya çalıştığımızda karşımıza kuantum fiziğinde çok temel olan bir problem çıkıyor. O problem de şu. Bir harmonik osilatörü alın. Klasik fizikte bu harmonik osilatörün sıfır enerjisi, daha doğrusu temel enerjisi nedir? En temel düzeyde yapacağı hareket şudur. Hiçbir hareket yapmamak. Tamam mı? Enerjisi sıfırdır. Hareket etmez, öyle değil mi? Klasik mekanikte osilatör durabilir. Kuantum fiziğinde, kuantum fiziği çalışanlar biliyorlar, kuantum fiziğinde harmonik osilatörün sıfır enerjisi olamaz. Daha doğrusu enerjisi sıfır olamaz. En temel düzeyde enerjisi Planck sabiti çarpı burada omega eşittir k bölen bunun altında bir enerjiye sahip olamaz. Yani bu da şu demek. Muhakkak hareket eder. Tamam mı? Yani hareketsiz bir hale getiremezsiniz. Bu da Heisenberg belirsiz bir prensibi meter. Güzel, tamam diyeceksiniz. Yani bu ne işe yarar ki? Olay şu, elektron dediğimiz şey
incelemeye kalktığınızda sonuçta bir parçacık hareketler yok. Onun da temel düzeyde bir enerjisi var. Hiçbir zaman sıfır enerjiye sahip olabilir. Bir kütlesi var tamam ama onun haricinde bir enerjisi var. Kinetik enerjisi sıfır olamıyor. Tamam mı? Çok önemli. İşin kötüsü tamam bir rakam olsun, sıfır olmasın da 3 elektron volt olsun diye söyleyebilirsiniz. Öyle değil. Temel düzeydeki enerjisi sonsuz. Böyle bir sıkıntı var. Bütün parçacıkların aldığınız elektron, şimdi elektronla başladım. Elektron 2 eksi sonsuz. Artı sonsuz da değil. Elektronun en temel düzeydeki, yani elektronu şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bunu birazcık izah edeyim. Bu bir harmonik osilatör. Elektronun fermiyon olduğunu bir an için unutun. Sadece bir parçacık gibi düşünün. Parçacıklar kuantum fiziğinde alan olarak gösteriliyorlar. Yani sadece bir noktada bir parçacık diyemezsiniz. Bir alandan bahsetmeniz gerekiyor. Hatta belki biliyorsunuzdur. Burada olma ihtimali, burada olma ihtimali, her yerde olma ihtimali sıfırdan farklı oluyor genelde. Tamam? Dolayısıyla elektron dediğinizde aslında evrenin her yerinde bulunabilen bir parçacıktan bahsediyorsunuz. Daha çok buradadır ama dışarıda olma ihtimali sıfırdan farklıdır. Bu çok önemli. Dolayısıyla geniş bir alandan bahsediyoruz. Tamam mı? Şimdi bu alanı harmonik osilatörler gibi düşündüğünüzde, sarkaçlar gibi düşündüğünüzde uzayın her bir noktasında bir elektron, uzayın her bir noktasında hareket eden bir harmonik sarkaça karşılık geliyor. Yani sadece bir elektronun tasfiri için böyle bütün bu odayı harmonik sarkaçlarla doldurun. 100 milyon tane olsun birbirlerine bağlansınlar. Tamam mı? Sonra aslında o 100 milyon da yetmeyecek. Sonsuza götürmeniz gerekiyor. Her bir noktada bir sarkaç var. Ve bu sarkaçların kuantum fiziğindeki temel enerji düzeyi sıfırdan farklı olduğu için topladığınızda hep sonsuz enerji çıkıyor. Yani elektron enerjisi, bu elektronun enerjisi eşittir. Elektronda bir eksi var, onu söyleyeceğim şimdi. Eksi sonsuz. Hiçbir şey, ölçülebilen hiçbir şey, sadece matematikte sonsuz olabilir. Fizikte ölçülebilen hiçbir şey sonsuz olamaz. O yüzden bir problem var. İnsanlar bu problemi sonsuzluğa çıkmadan, yani hiç bu sonsuzla karşılaşmadan nasıl çözebiliriz diye çok düşünmüşler. Çözememişler bunu. Hali hazırdaki en mükemmel teoriler bir şekilde sonsuzları elimine etme. Onları anlamlı hale getirip sonunu yapıp ondan sonra ortadan kaldırma yolunu seçiyor. Tamam mı? Elektronun temel düzeydeki enerjisi eksi sonsuz. Olamaz. Nasıl hallediliyor? Ona giremeyiz. Bir şekilde hallediliyor. Renormalizasyon diye bir şey var. Hocam giremeyiz değil mi? Uzun hikaye. Bir şekilde tutarlı bir şekilde hallediliyor. Ama fiziğe inancınız kırılmasın diye şunu söyleyeyim. O halleden teori, yani kuantum elektrodinamik deneylerle birbirinden sonra 12. basamağa kadar tutarlı sonuçlar veriyor. Tamam mı? Yani deneylerle birbirinden sonra 12. basamağa kadar. Yani bak, ben size bir terazi getiriyorum. Sizin mesela ağırlığınızı virgülden sonra 12 basamağa kadar tartıyor. Yani bu terazi bayağı hassas bir terazi, değil mi? O yüzden güvenimiz var. Teorilerde bir sıkıntı yok. Zaten anlamlı bir şekilde ediyor. Ama insanların kafasında hep soru işareti kalıyor. Ya bunu nasıl yapacağız? Yani daha temiz bir şekilde halledelim. Hallediyoruz ama daha temiz nasıl olabilir? Aynı durum foton için hesaplandığınızda foton ışığın temel düzeydeki enerjisi artı sonsuz. Yani şu odanın içerisinde aslında sonsuz enerji var bir anlamda baktığınızda. Direkt bunu öyle algılanıyor. Tamam mı? Yani nitekim bir kısım insanlar ne olacak canım? Olsun deyip
Mesela Kazimir olayı var, onu ölçüyorlar. Yani bu sonsuzdaki değişiklikleri ölçüyorlar. İki plakayı yan yana getiriyorlar. Üstlerinde hiçbir yük olmamasına rağmen plakalar birbirlerini çekiyor. En sonsuzdaki enerji değişimler bu. Şimdi şunu fark etmişler. Bu problem acaba şöyle çözülebilir mi? Birinde eksi sonsuz var, diğerinde artı sonsuz var. Acaba bu eksi sonsuzla artı sonsuz toplasak sıfır yapar. Tamam, temel soru bu. Heisenberg aslında ve daha önceki insanlar bunu ortaya atıyorlar. Heisenberg'in 1966'da ve bu olay süpersimetrinin keşfine götürüyor insanları. Onu söylüyor. Şimdi burada ben direkt eksi sonsuz dedim ama elektronun bir kısım serbestlik dereceleri var. Değişik hareketler yapabiliyor. Dolayısıyla bu sonsuzun yanında işte 3 çarpı sonsuz, 4 çarpı sonsuz diye düşünebilirsiniz. Fotonkinin yanında 2 çarpı sonsuz diye düşünebilirsiniz. Tamam mı? Yani bu sonsuzları da eğer sonsuzu 2 ile 3 ile çarpmak istemiyorsanız çok büyük bir rakam çarpı 4 diyebilirsiniz. Çok büyük bir rakam çarpı 2 diyebilirsiniz. Birbirlerini götürebilmeleri için o 2 ile 4'ün vesaire uyuşması lazım. Tam birbirini görür. Öyle değil mi? Şimdi şu durumda fotonla elektronun temel düzeydeki enerjileri birbirlerini götürmüyor. Yeterli değil. Yani bu bozon, bu fermiyonun arkadaşı olabilir. Onun için yeni parçacıklar gerekiyor. Elektrona bozon olan bir arkadaş gerekiyor. Tamam mı? O da en kolay şey isim bulmak selektron. Fizikte henüz daha düzgün, güzel bir isim bulamıyoruz. Mesela bu antimadde olayı öyle bir şey. Yani her duyan korkuyor. Maddenin şeyi işte dün bir yerde konuşuyorduk. İşte ruh gibi bir şey mi falan. Değil. Yani hakikaten öyle. Kara delik diyorsun. Hemen delik. Nerede falan. Hakikaten fizikte bir isim, fizikçilerde bir isim bulma zorluğum var. Yani aklınızda olsun. Ben Oktay Sinanoğlu'nun verdiği isimlerden çok hoşlanmıyordum ama o son zamanlarda düşünmeye başladım. Yani o elektrona eksicik, pozitrona da artıcık diyor, acaba olabilir mi diye. Çünkü madde antimadde biraz şey gibi. Burada da öyle. Selektron, süpersimetrik elektron veya nasıl düşünüyorsunuz? Çok önemli bir nokta şu. Bunun spini sıfır, bozon, elektronun partneri, arkadaşı ve daha önce söylediğim şu simetriyi sağlayan bir şey. Fotonun da var tabii. Fotino. Bu fermiyonlarda başa S geliyor. Diğerlerinde işte ino falan. Mesela şey yapalım, gluon. Nedir? Hı? Graviton, nötrino, sinötrino. Neyse bunlar. Hocam, bu eksin geldiğini söylemeyiz abi. Niye eksi oluyor elektronda? Şimdi, bugün şeyi düşündüm. Bir fermiyonik, fermiyon olan bir harmonik osilatörü nasıl anlatabilirim? Fermiyon olan. Bunun bir yolunu bulamadım. Yani bozonik objeleri böyle anlatabiliyoruz. Fakat fermiyonik osilatörü normal sayılarla anlatamıyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Bozonlarda ki kullandığımız şeyler 3, 5. Dolayısıyla mesela 5 çarpı 3 eşittir 3 çarpı 5. Bozonlardaki durum bu. Dalga fonksiyonlarının yerini değiştir, hiçbir sıkıntı yok. Çarpabiliyorsun. Fakat fermiyonlarda matematikteki başka bir obje kullanılıyor. Grassmann denilen başka sayılar kullanılıyor. Yani gerçekten biraz daha vaktim olsa belki bir fermiyonik harmonik osilatör düşünebiliriz ama olmadı. Burada şöyle, bu sayılardan farklı sayılar matematikte aslında 19. yüzyılda bulunmuş. Teta 1 olsun, teta 2 olsun. Bunların çarpımı
yer değiştirdiğin zaman eksi işareti geliyor. Tamam mı? Dolayısıyla hakikaten bir fermiyonik objenin bir klasik analoğu yok. Sayılarla ifade edemiyorum. Harmonik osilatör gibi çizemiyorum. O yüzden dedim ya, fermiyonlar birazcık şey diye. Ve düzgün bir şekilde hesabı yaptığınızda, yani bu hesap da kuantum alanlar teorisi bazında yapılıyor şimdi açıkçası. Hesabı yaptığınızda eksi işaretini biliyorsunuz. Bunun temel bir açıklaması, daha temel bir açıklaması nasıl olur onu çok iyi bilmiyorum. Yani keşke hani fermiyonik bir osilatör yapabilsek ve oradan hesap yapabilsek ama bunu yapamıyoruz. Ama çok güzel bir soru. Şimdi elektronla fotonun birbirlerinin süper partneri olmadığı bariz, çünkü işte temel ne diyelim ona, temel serbestlik dereceleri aynı değil. O yüzden buna bir arkadaş, bu buna bir arkadaş ve standart modelde bulunan bütün parçacıklara arkadaş veriyorsunuz. Tamam mı? Buna süpersimetrik standart model deniyor. Evinize gidip rahat rahat oturabilirsiniz ama şöyle bir problem var. Daha bugüne kadar hiçbir kimse ne selektronu ne de fotinoyu görmüş. O zaman size yeni iş çıkıyor. O da şu, bir şekilde bunlardan kurtulmak. Tutmak istiyorsunuz, kurtulmak istiyorsunuz, aslında ne yapacağınıza karar veremiyorsunuz. Son 30 yıldır 30 bin tane makale yazmış bunu. Fizikteki simetri aslında, çok fazla vakit yok, bu şekilde kullanılıyor. Simetriyi önce sokuyorsunuz, sonra çıkartıyorsunuz. Tamam mı? Yani var diyorsunuz, mükemmel teoriler yazıyorsunuz, bir şekilde ondan sonra ondan kurtulmak istiyorsunuz. Simetri size bir kolaylık sağlıyor. Sonra da simetriden kurtularak gözlemlediğiniz şeyleri açıklamak istiyorsunuz. Nasıl kurtulabilirsiniz? Eğer kütlesi çok fazlaysa, öyle mi? Kütlesi çok fazlaysa, bu teori aslında izin vermiyor kütlesinin fazla olmasına. Süpersimetrik teori. Ama bir şekilde ne yapar eder? Buna diğer arkadaşın binlerce katı daha fazla kütle kazandırırsanız onu oluşturmak daha zor olur. Tamam mı? Daha zor olduğu için insanlar bugüne kadar bulamamış olurlar. Böyle rahat bir şekilde işinizi görürsünüz. Peki bir taraftan da kütlesini çok fazla yüksek deyip de fizik dışına çıkmak istemiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Kütlesi acaba CERN'de ölçülebilir mi mesela? Orada aranabilir mi? En hafif süpersimetrik parçacık bulunabilir mi? Şimdi bunlar pek çok problemi çözüyor arkadaşlar. Bakın, biraz anlatırken mecburen sadeleştirmek zorundayım ama bütün evrendeki parçacıkların toplam sıfır enerjilerini hesap ettiğinizde karşımıza ne çıkıyor biliyor musunuz? Bu evren acayip derecede enerjili bir evren ve enerji de gravitasyona neden oluyor. Bu gravitasyon yüzünden bu evrenin büyüklüğünün aslında 10^-300 santimden daha fazla olmaması lazım. Yani o kadar sıfır enerji düşünün, hep çekiyor, evren hiç büyümeye fırsat bile bulamıyor. Tamam mı? Bu problemin çözülmesi lazım. Mesela bu çok temel bir problem. Yani çözecek insana muhakkak Nobel ödülü kazandıracak problem. Bu kozmolojik sabit problem. Bakın süpersimetri sizin için evrenin enerjisini sıfıra indirebilir. Eğer varsa süpersimetri. Yani orada da bin tane problem var. Sıfıra da inmesini istemiyorsunuz. Çünkü insanlar 10^-3 elektron voltun 4. kuvveti bulmuşlar. Tam sıfırda olmasın, birazcık olsun istiyorsunuz. O da ayrı bir problem. Süpersimetri başka bir problemi de çözüyor. O problem de muhteşem. Biliyorsunuz 4 temel etkileşim var. Gravitasyonu ayırırsak 3. Bu etkileşimler elektromanyetik etkileşim değil mi? Elektromanyetik, zayıf ve kuvvetli etkileşim. Şimdi bu etkileşimlerin tamamında bir etkileşim sabiti var. Elektromanyetik teoride ne var? Elektrik yükü, değil mi? Etkileşim
Sabit. Zayıfta da var, kuvvetlide de var. Bu etkileşimler hangi enerjide parçacıkları çarpıştırdığınıza göre değişiyor. Elektromanyetik teoride çok yüksek enerjilerde çarpıştırıyorsanız elektrik yükünü Freshman fizik kitabının arkasındaki verilen yük alamıyorsunuz. 1.6 çarpı direksiyon 9 saçma sapan bir şey oluyor. Daha farklı bir şey almanız gerekiyor. Tamam mı? Yani o da değişiyor. Şimdi oraya da giremiyoruz. Etkileşim sabitleri denilen şeyler sabit değil. Tamam mı? Şimdi bunlar değişiyorlar. Elektromanyetik etkileşim, şurası enerji olsun. Enerjiden kastım hakikaten şu. İki tane elektronu kafa kafaya tokuşturuyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki, yani ne çıkacak onu söyleyeyim veya kuvveti bulayım diyorsunuz. Kuvveti bulmanız için hangi enerjide çarpıştığını bilmeniz lazım. Çünkü o enerjiye göre ya daha fazla etkileşiyorlar ya da daha zayıf etkileşiyorlar. Tamam mı? Bu önemli. Bizim o kitabın arkasındaki yazan elektrik yükü çok zayıf, düşük enerjilerde ölçülen elektrik. Çok yükseğe çıktığınızda farklılaşıyor. Buradaki elektromanyetik teorinin etkileşim sabiti bu şekilde artıyor. Bu elektromanyetik teori. Bayağı elektrik yükü gibi düşünün. Şeyin kuvvetli etkileşimin ki azalıyor. Şeyin de artıyor. Fizikçiler hep diyorlardı ki ya bunlar bir yerlerde buluşurlar. Ve biz muhteşem işte Grand Unified Theory işte o teoriyi bulmuş oluyoruz. Üç teoriyi birleştirdik. O enerjilere geldiğimizde, o da 10^16 gigaelektronvolt civarında, o enerjilere geldiğimizde artık böyle kuvvetler üç taneymiş falan diye düşünmeye gerek yok diyorlardı. Ama herkes bilir ki üç tane çizgi tamam yani üçünün aynı noktada birleşmesi gerekmiyor öyle değil mi? Bu arkadaş gider çok yakında olabilir, uzak da olabilir ama yakında. Yakından geçiyor ama üçü aynı noktada buluşmuyor. Yani aslında insanların uzun süredir düşündüğü Grand Unified Theory tam olarak gerçekleşmiyor. Ama süper simetri varsa bu gerçekleşiyor. Hatta bazılarına göre hala daha gerçekleşmiyor ama artık o kadar saç ayıklama işinden vazgeçelim. Gerçekleşiyor diyelim. Tamam mı? Grand Unified Theory süper simetri olduğunda gerçekleşiyor. Bu ne demek? Evrenin başlangıcında bu kadar dağınıklık yoktu. Bir tane teori vardı, Grand Unified Theory, bir tane etkileşim vardı, fermiyon, bozon, öyle o kadar ayırma gerek yok, var ama sizin ayırt etmenize gerek yok. Her biri birbiriyle aynı şekilde etkileşiyor. Bir tane parçacık var diyebilirsiniz. Kimileri ona X parçacığı diyor falan. Yani bu da birazcık şey, bitireceğim biliyorum, bir saat oldu. Ya daha doğrusu gitmek isteyenler gidebilir, belki 5 dakika, 10 dakika uzatabilirim. Burada başka bir simetri karşımıza çıkıyor. O simetri, daha doğrusu simetrinin başka bir kullanım şekli karşımıza çıkıyor. Dedim ya, fizikçiler simetriyi koyarlar, sonra geri çekerler. Bu tam öyle değil. Simetriyi koyuyorlar, diyorlar ki çok yüksek enerjilerde, çok yüksek enerjilerde simetri var, düşük enerjilerde simetri yok. Aynen. Bir mıknatıstaki gibi. Mıknatısı düşünün, mıknatıs. Bu mıknatıs, oda sıcaklığında mıknatıs olan bir şeyi alıp sobaya attığınızda onun mıknatıslığını bozuyorsunuz. Niye? Nasıl bozuluyor? Mıknatısın içerisinde değişik bölgelerde küçük, yine bu da İşin açıkçası spinden kaynaklanıyor. Tamam mı? Küçük manyetik dipol momentleri var. Değişik bölgelerde. Mıknatıslı gösteren bir materyal için bunlar aynı yönde. Yani mesela demir olabilir. Bunlar aynı yönde. Dolayısıyla mıknatıs özelliğini gösteriyor. Fakat alıp bunu, bu simetrinin kırılmış hali oluyor. Yani yön seçmiş arkadaşlar. Tamam mı? Spinler yön seçmişler. Bir mıknatısa göre baktığınızda uzay simetrik değil. Bir yönde oklar kendilerini gösteriyorlar. Böyle şey yapmışlar. Yani, bir yön belirlemişler. Alıp fırına attığınızda, yani enerjiyi arttırdığınızda yön
bilgileri kayboluyor, dağılıyorlar. Dolayısıyla fırın içerisinde tamamen simetrik bir hal alıyorlar. Bu da simetri kavramının günlük hayattaki kullanımına tamamen ters. Mesela siz şu an, normalde şöyle deriz ya, düzgün oturun, simetrik oturun falan. Halbuki şu an simetriyi tamamen bozmuş durumdasınız. Bu tarafa bakıyorsunuz. Tamam mı? Normalde bir teneffüs olsa, kargaşa olsa en simetrik hal o olacak. Niye? Herkes uzayda bir yere bakıyor olacak. Öyle değil mi? O daha simetrik hal olacak. Şu an simetriyi kırmış durumdasınız. Bir mırtlatıs gibi. Birazdan hareketlenip kinetik enerjiye sahip olduğunuzda simetri tekrar ortaya çıkacak. Fizikçiler de aynen bunu yapıyorlar. Teorilerine yüksek enerjilerde ortaya çıkacak simetrileri koyuyorlar. O da hangi parçacıkların var olduğunu belirlemelerine neden oluyor. Daha sonra da o simetriyi kırarak evreni gözlemeye çalışıyorlar. Tamam mı? Yani süper simetri ile ilgili bir saatte anlatabileceğim şeyler ancak bu kadar. İşin açıkçası çok geniş bir konu. Süper simetrinin tarihçesi var, ondan hiç bahsetmedim. Bu ne zaman çıkmış? 70'lerin başında. 3 ayrı grup, ya daha doğrusu ikişerli insanlar buluyorlar. Bunların 4 tanesi Rus, 2 tanesi Amerikalı, daha doğrusu birisi Fransız herhalde neyse. Amerika'da olduğu için Amerika'da sanıyorum. Sonra gelişimi, sicim teorisine uygulanması. Ama burada keseyim, sorunuz varsa soru sorun. Belki birazcık daha açılımı yapabilirim. Şu an ispatlanmış bir simetri değil, onu söyleyeyim. Yani şu an henüz bulunmuş, ispatlanmış bir simetri değil. Ama yani hocalarımız daha iyi biliyor. CERN'deki deneylerde süper simetriye de bakılacak. Belki bu enerjide bakabiliyorlar mı? Zaten yani bakmaya başladılar mı yoksa? Görmüş olmaları gerekiyor. Öyle mi? Ya benim de onunla ilgili bir sorun var. Hangi süper simetri? Hangi süper simetri? Yani nasıl olduğu da belli değil. Yani süper simetrik modeller var. Milyonlarca diyebiliriz parametreler yüzünden. Çok geniş. Hani ve bütün bu tartışmada dikkat ederseniz hiç gravitasyondan bahsetmiyoruz. Gravitasyon işin içine girdiğinde işler çok değişiyor. Felsefi anlamda çok değişiyor. Çünkü uzay zamanın simetrisinin Minkowski simetrisi olduğu, yani özel görevliliğin simetrisi olduğundan bahsediyor. Gravitasyon girdiğinde bundan aslında bahsedemiyorsunuz. Parçacık kavramı sorumlu hale geliyor falan. Bir sürü aslında teorik ve deneysel anlaşılması gereken problem var. Ama yani heyecanlı aslında, güzel. Her adım attıkça bir şeyler çözüyorsunuz, yeni şeyler anlıyorsunuz. Fakat anlamadığınız bir sürü şey çıkıyor. Yani bakın, spin, ondan sonra kütle, hep 100 yılın başında tamam anlaşıldı denilen kavramlar tekrar karşımıza çıkıyor. Yani bir taraftan dönme diyoruz, bir taraftan öyle değil diyoruz. Manyetik alana koyduğunuzda sanki dönüyormuş gibi davranıyor. Yani ama mikroskopik düzeyde öyle bir dönme olamaz, onu da biliyoruz. Sorular? Benim sana bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu bir kütle şeyi koyduk. Kütleleri daha büyük olduğu için biraz yani. Bir de bunun tarafında şey var. Bu süper simetrik parçacıklarla normal standart model parçacıkları hani çok sık etkileşen parçacıklar değil. Birbirleri arasında bir etkileşme şeyi koyuyoruz, set koyuyoruz yani. Engelleme koyuyoruz. Bunu nasıl yapıyorlar? Yok. Yani normal süper simetriyi o şekilde en rezil şekilde kırma şeylerinden bir tanesi de var. Veriyorsun sonra da etkileştirmeyeyim diyorsun. Yani o tamam mı? Yani seç veya al. Pazarda çok fazla. Bunlardan hangisi doğru bilemeyiz. Etkileştirmemek de bir yöntem ama hiç etkileştirmezsen o zaman bilimsel bir teori olur. Öyle değil mi? Ben diyorum ki evrende bir parçacık var, hiç kimseyle etkileşmeyecek. İyi güzel. Tamam, bak ne diğer türlü bunu. Yani böyle şeyler bir defa var olduğunu söylediğimiz şeylerin etkileşmesi lazım. Veya bir şekilde bir sonuçları olması lazım. Etkileşmiyorsa eğer o zaman bilimsel anlamda yanlışlar ama bu da biraz zor bir durum oluyor. Ama bir kısım modeller var doğru.
zayıf etkileşimler, etkileşimini değiştirelim falan. Onlar elle oynanıyor. Şunu söylemeyi unuttum. Süpersimetriyi kırdığınız zaman kozmolojik sabit problemini çözemiyorsunuz. Öyle bir problem var. Yani öyle problemler tam çözülmüş değil. Hocam, bir şey soracaktım. Elektronun enerjisini hani eksi sonsuz. Peki pozitron için yapıldığında o da artı sonsuz mu çıkıyor? Onu... Değil. Güzel. Pozitron da bir fermiyon. Fermiyonlar hep eksiyle geliyorlar. Bozonlar da artıyla geliyorlar. Bozonlar bayağı etrafımızda gördüğümüz objeler gibi davranıyorlar. Fermiyonlar öyle. Beraber olma yetisinde olanlar beraber olamayanlar. Evet. Ben burada elektronu sayarken şuraya bir mesela 4 koyarım. O şeyleri de işin içine katıyor. Diğerleri de. Pozitronları da işin içine katıyor. Başka? Hocam şurada ben bir yanlış anladım. Ama şimdi 3 tane farklı kuvvetin yani bir tek bir parçacık gibi düşünürsek evrenin hepsinin aynı davranacağını söylediniz. Peki genişledikçe yeni kuralların oluşturuyor. Farklı kuvvetlerin oluşturuyor. Evet, evren aynen öyle. Evren soğudukça bu etkileşimler, bu parçacıklar ayrıldılar. Yani daha önce süpersimetriye göre mi şu an? Yok. Bu süpersimetriden bağımsız. Aslında bunun bir kısmı test edildi. Elektro zayıf etkileşimler diye. Weinberg Glashow Salam teorisi. Yani şunu söylüyor. Diyor ki sen düşük sıcaklıklarda, düşük enerjide bunlar ayrı ayrı şeyler olarak görüyorsun ama yüksek enerjilerde bu etkileşimler aynı. Bazı şeyler ortadan kalkıyor. Şöyle örnek verebilirim. Yani birazcık yüzeyleri pürüzlü pürüzsüz görme gibi. Sen şu yüzeye çok yakından baktığında pürüzleri görebilirsin. Değil mi? Yukarıdan baktığında bunları göremiyorsun. Tamam mı? Kütledir vesaire. Ufak tefek şeyler çok yüksek enerjilerle kaybolup gidiyorlar. Simetri tekrar ortaya çıkıyor. Ve bu parçacıkların, o söylediğim parçacıkların tamamı aynı tarzda etkileşiyorlar. Yani zayıf kuvvet, kuvvetli kuvvetlerden farklı değil, ayırt edemiyorsun bunu. Ve elektromanyetik kuvvetten de ayırt edemiyorsun. Tek bir şekilde bir etkileşim var. Bu mümkün yani. Hani o da ispatlanmıştır, o da söylüyor. O da tabii yani bu dediğimizde şimdi şu an bile fizik kuralların değiştiğini söylemiş olduk. Güzel bir şey söylüyorsun. Aynen öyle. Madem evren genişlerken bu soğuma oldu. Bu soğuma sonucunda bu kırılmalar oldu simetride. Bundan sonra da kırılamaz mı? Yani kırılabilir gibi görünmüyor. Teori en azından ona fırsat vermiyor. Çünkü şu andaki soğuma çok az. Ama bazı şeyler değişiyor tabii ki evrende. Yani bu mikroskopik fizik çerçevesinde değişmiyor. Ama daha yani yaklaşık olarak işte elektronun kaç katı oluyor? Kütlesinin işte 1000 katı gibi yukarıdaki kütlelerde şey birbirinden ayrılmış oluyor. İşte zayıf etkileşimle elektromanyetik etkileşim. Ama bunun altında sıfır enerjileri ölçebildiğimiz için laboratuvarda. Var. Yani ihmallerden dolayı oluşan bir şey mi yoksa? Hayır. İhmal, bildiğimiz kurallar değişiyor diyor. Kurallar değişiyor. Enerjide aşağıdaki enerjileri, düşük enerjileri test edebiliyoruz. Yüksek enerjileri test edemiyoruz. Dolayısıyla şu an laboratuvarda iki elektronu alıp çok zayıf bir şekilde, yani çok az kinetik enerjiyle etkileşebiliriz. Ama değil mi? Bunları mesela işte kütlelerinin milyonlarca katı kinetik enerji vererek etkileştirmek zor. Yani yukarıdaki teorileri test edebilmiş değiliz. Aşağıdaki teorileri test edebilmişiz. Dolayısıyla bu teorilerde daha düşük enerjilerde daha fazla kırılmanın olmasını beklemiyoruz. Ama evrende başka, evren genişledikçe gravitasyon özellikle başka türlü şeyler olabilir. Onu demiyorum ama bu teorilerin en azından düşük enerjilerdeki hali bu.
Tamam mı? Yüksek enerjiler, bunları test etmek çok zor. Zaten bu CERN LHC'de işte 14 TeV'ye 14 TeV'ye kadar yani o da ne yapıyor? 10 üzeri 12 mi? Yaklaşık 10 üzeri 13 mi? Elektron volt. Yani 13 elektron voltu hidrojen atomunun temel düzeylik enerjisi gibi düşünürseniz onun bilmem kaç katı enerjilere çıkılıyor. Ha, onun daha üstüne, daha üstüne çıkmak zor. Başka? Hocam bu elektronun sonsuz enerjisi sıcaklıktan falan bağlı. Ondan hiçbir ilgisi yok. Bu söylediğim şeyler aslında hep sıfır derece. Sıcaklık çok daha basit bir kavram. Sadece evrende bir tane elektron bile olmuş olsaydı, o elektronun kuantum fiziği açısından o elektronu incelediğinde o elektron sonsuz tane noktada hareket eden osilatör gibi görünmek zorunda. O yüzden sadece bir parçacık için fizik yapamıyorsunuz. Hep sonsuz parçacık. Hocam oradaki elektron, foton yazarı bütün uzay içindeki izlerden bahsediyoruz. Bir tane daha. Fark etmez. Ben bir tanesi için yazdım. Bütün uzay için ve doğru. Ama şunu kapatma lazım. Bütün uzay için inanılmaz derecede fazla büyük. Öyle mi? Ya bakın burada belki bir şey aklınıza kalsın. Bu önemli. Bir tane tebeşir, kalem diyebilirsiniz. Tamam mı? Bir elektron da diyebilirsiniz. Demek bir sakınca yok. Ama bir elektron nedir diye sorduğunuzda bir elektron uzayın tamamında tanımlanması gereken bir büyüklük. Tamamında. Bazı yerlerde yok diyebilirsiniz. Andromeda galaksisinde yok diyebilirsiniz. Hani bir şeyler koymuşsunuzdur. Oraya geçmesini engelliyorsunuzdur ama bir elektron, şu odanın içerisindeki bir elektron, bu odanın içerisinde her noktada kendisinden bir şey saklayan veya her noktada tanımlamanız gereken bir büyüklük var elektron için. O yüzden bir tane ayır dediğim ben bunu ve bununla çalışayım, hani bir tane temel parçacık bir noktada diyemiyorsunuz. Hocam oldukça simetrik değil mi o bir şey? Karşı, ya bunun anti maddesini bulmak mı? Her yerde bulunma olasılığı olan bir şey. Her yerde bulunma olasılığı genel olarak. Ama yok, her yerde bulunma olasılığı genel olarak var. Burada bir proton varsa elektronun hala her yerde bulunma olasılığı var ama en yüksek ihtimalle protondan yarım angstrom uzaklıkta bulunabiliyor. Tamam mı? Yani mesela 3. sınıfta kuantum fiziği görenler şunu bazen es geçiyor olabilirler. Hidrojene bağlı, hidrojen atomunda protona bağlı bir elektron. Protona bağlı bir elektron. 1 kilometre ötede bulunabilir mi? Bulunabilir. Yani hesapları yapanlar bunu biliyor olması lazım. Sizin elektronlarınız şu an benim üstümde olabilir. Yani nitekim bu bilindiği için insanlar mikroskop yapmışlar. Bu satılıyor yani. İnanmıyorsunuz, 10 bin dolar verin. STM nedir? Onlardan alayım. Yani mikroskopik fiziğe geçtiğinizde bu benim elektronum bu şey diyebilir. Paylaşıyorsunuz. Tamam mı? Tamam, genelde sizin üstünüzde. Genelde sizin çevrenizde. Doğrudur. Çok da hani klasik fiziğin kavramları ortadan kalkmıyor. Ama kuantum fiziğinde her şey dalga fonksiyonlarından anlatıldığı için bir yerde bulunma ihtimalinden bahsedebilirsiniz. Sadece bazı yerlerde az bulunabilir. Hiç hatırlayan var mı? Mesela elektronun hidrojen atomunda yarım angstrom ötesinde bulunma ihtimali yüzde kaçtı? Ben var mı? 96 mı? Ben bir gider bakarım şeyden. Ondan sonra... O civardaydı galiba. Ali hocam, işte ya hocam. Anladığım kadarıyla süper parçacıkların normal parçacıklarla etkileşimi bir muamma sanırım. Peki. Teoride hangi parçacıkla nasıl etkileşileceği ilk teori yardımına var. Sonra öyle etkileşse hemen görmemiz gerektiği için bu sefer kurtulmaya çalışıyorsun ondan.
Dolayısıyla bir muamma gibi bir şey çıkıyor. Doğru. Tamam. İşte peki bir süper parçacı, yani bir süper parçacı etkileşim. Mesela bir süper hidrojenden bahsedebilir mi? Hani anti hidrojenden bahsettiğimiz gibi. Şimdi neyle oluşturacaksın onu tam olarak? Yani spini sıfır olan bir şey, yani mesela ne tür bir şey oluşturmak istiyorsunuz? Diyelim ki selektif olabilir. Pardon. Ortaya protonun süper partnerine koymak istiyorsunuz. Evet. S proton. Bu protonun yerini alsın. Bu da elektron. Bunlar bir şey oluşturabilirler ama bu hidrojen atomu gibi olmuyor. Yani sonuçta son derece kararsız bir atom oluşturabilirler. Mümkündür yani hesap etmek lazım. Belki çok şeyi yarıçapı büyüktür, belki çok kararsızdır. Çünkü ikisi de bozon. Bozonlar, yani etkileşimlere bakmak lazım işin açıkçası, bilmiyorum. Onların kararlı hal oluşturup oluşturmayacağı nasıl etkileşecekleriyle ilgili. Peki, şeyler mesela bir fotonların şey hali, yani bozon hali, pardon fermiyon hali. Fermiyon hali. Fermiyon halinin atomları belki söz konusu da olabilir. Tabii olabilir. Tabii. Yani artık bir sürü parçacıkları verince istediğini etkileşimleri belirlemek lazım. Etkileşimler temelde belirleniyor da gerçekten süper simetri varsa her biri aynı şekilde etkileşiyor. Tamam mı? Yani onu değiştiremiyoruz. Foton elektronla nasıl etkileşiyorsa selektron da elektron fotonla o şekilde etkileşiyor. Yoksa süper simetri tutmuyor. Ama bunun gerçek hayatta realize olmayacağını biliyorsun veya son anlattıklarımı düşünürseniz çok yüksek enerjilerde ancak böyle bir şey mümkün olduğunu düşünürseniz bundan kurtulmak gerekiyor. Bu da hakikaten dedim ya 30 bin makale yazılmış üstüne. Yani modeller buluyorsunuz. İşte bu şekilde ilerliyor. Birileri ortaya bir teori atıyor. Ondan sonra binlerce insan bunlarla uğraşıyor falan. Öyle yani. Son soruyu alayım. Var mı? Aslında konumla çok direkt alakalı değil ama sizin attığınız bir ayrımcılık da ilgilenmiştim hocam. Ya şimdi sadece soracağım. Spin, kütle bunları hala soruyoruz, bilmiyoruz. Ama inatla şu yükten bahsederken onu ayrı yere koyacağım dediğiniz zaman mesela spin manyetik alan etkileşiminde bulunabiliyor. Ayrıyeten gözlemleme şekli de o şekilde ortaya çıkıyor. Aynı zamanda baktığımızda manyetik alan değişimleri ve yük değişimlerindeki şeylerden dolayı birbirine yani bir şey manyetik alanı var ve hareket ediyorsa ya da değişim söz konusuysa elektrik alanı oluşturabiliyor. Neden bu kadar birbiriyle iç içe olan bir durum söz konusuyken o iki şeyi aynı yere değil de kütle ve spinden aynı yerde incelendiği simetri yük dahil edilmedi mesela. Onun sebebi nedir? Ona ayrıca bakılan şey ne ki? En çok etkileşen şey o. Ya daha doğrusu iç içeymiş gibi gözüken şey o. Bunlarla beraber mi istiyorsun? Yok. Nasıl istiyorsun öyle? Ne var? Neden bu konu? Evet, çok güzel bir soru. Şimdi kütle ve spin uzay zaman simetrileriyle ilgili. Uzay zaman simetrisi de dönme ve uçakta gitmeme olayı, değil mi? Bu elektrik yükünün var olması ve korunması ise içsel bir simetriyle ilgili. İçsel simetri de şu. Elektronu ifade eden, önceden elektronu nasıl biz anlatırdık? Bir pozisyonu var derdik, bir momentumu var derdik. Öyle değil mi? Yani bütün parçacıklar Newton fiziğinde öyle. Araba mesela diyoruz, araba. Birinci sınıfta arabayı nasıl anlamaya çalışıyorsun? Noktasal bir parçacık.
R'si var, P'si var falan. Şimdi burada elektron için bu geçerli değil. Dedim ki bütün uzayda söylemeniz gereken zamana ve uzaya bağlı kompleks bir fonksiyon. Sonra bu kompleks fonksiyonun şöyle bir rastgele fazla çarpıldığında yine aynı elektronu tasvir etmesini istiyorsun. Çünkü karesini aldığında ihtimali verecek. Tamam mı? Şimdi bunun gerçekleşmesi tam olarak elektronun dalga fonksiyonunun sahip olduğu bir simetri. Faz. Faz değişmezliği diyelim. O da elektrik yükünün korunmasına karşılık geliyor. İçsel simetriler var, içsel. Bir de uzay zaman simetrileri var. İçsel simetrilerden kastım yani mesela elektronda bunu anlamak birazcık zor olabilir ama başka parçacıklarda daha iyi anlayabilirsiniz. Birden fazla türde parçacık var mesela. Diyelim ki 3 tane işte 6 tane kuark var. Bu kuarkları birbirlerine döndürebiliyorsunuz. Tamam mı? Yani hiç uzayda bir şey yapmadan onları tasvir eden dalga fonksiyonlarını değiştirebiliyorsunuz. Tamam mı? En yakın buna protonla nötron geliyor. Onu söyleyeyim. Belki burada bitirelim. Proton ve nötron. Proton ve nötron arasında kütle açısından çok az bir fark var. Bayağı az bir fark var. Ama bunun yükü var, bunun elektrik yükü yok. O yüzden Heisenberg şöyle demiş. Elektrik yükünü bir an için kapatalım gözümüzü, görmeyelim elektrik yükünü. Proton ve nötron dediğiniz şey aynı parçacığın iki halidir demiş. Peki kütle ne oldu? Kütle farkı. Ya çok az. Çok az. Sen de. Burada bayağı bir şey. Bu kadar hassas olursan fizik bilemez. Proton mu nötron? Bak çok önemli bir şey. Çok önemli. Daha kuvvetli etkileşimlerle ilgili hiçbir teori yokken, Heisenberg çok önemli bir şey söylüyor. Ya bu elektromanyetik etkileşim sizin biraz gözünüzü boyuyor. Onu bir an için kapatın. Proton, nötron dediğiniz şey aynı parçacıktır diyor. Tamam mı? O an için tabii garip bir yaklaşım. Nasıl olabilir aynı parçacık? Aynı parçacığın iki hali. Nasıl hali? Birileri kalkıp diyor ki bu Heisenberg'in söylediği şeyi biz anlamlandıralım. Madem protonla nötron aynı şeydir, o zaman protonla nötronun dalga fonksiyonunu bir şeyle çarptığımızda birbirlerine, orada ikiye iki katkısı oluyor, çarptığımızda değişmesin. Tamam mı? Bunu söyledi, bu içsel bir simetri oluyor. 1954'te bence fiziğin en önemli makalesi yazılıyor. Young Mills diyor. Bütün o söylediğim 3 etkileşim Young Mills diyor. 3-4 sayfalık bir makale. Fiziğin en önemli makalesi Heisenberg'in söylediği bir şeyin realize edilmesiyle ortaya çıkıyor. Yani içsel simetriler. O da uzayda hiçbir dönmememe yapmıyorsun. Elektrona veya protona, nötrona bir dalga fonksiyonu vermiştin. Onları değiştiriyorsun. Veya ikisinin bir kombinasyonu yapıyorsun. Daha önce proton dediğin şeye, şimdi nötron demeye karar veriyorsun. İşin kötüsü senin proton dediğin şeye bir başkası nötron desin. Bu rahatlık herkes de olsun diye deklare ettiğinde bu teori çıkıyor karşına. Hatta şunu diyorsun, proton biraz giderken ileriye doğru ya burada proton demiştik ama şurada nötron diyelim. Dediğin an şey çıkıyor ortaya, mezonları koymak gerekiyor veya kuvvetli etkileşimi anlayabiliyorsun. Tamam mı? Aslında bu şeyde de etkileşimler bu arada bu şekilde anlaşılıyor, onu söyleyeyim. Yani özellikle lisans okuyanlara söyleyeyim, 4. sınıfın sonunda etkileşim nedir? Eğer anlıyorsanız fizikte etkileşim ne demektir? Anlıyorsanız %20 fizikçi olmuş demek. Olmuş demektir. Ben size bunu söylüyorum. Etkileşimin ne olduğunu anlayan %20 fizikçi olmuştur. Ama çok önemli. Yani anladığınızı zannedersiniz çoğu zaman. Değil. Mesela şöyle, elektron
dedik ya elektronun spini var 1 bölü 2. Bir de bunun yönü oluyor. Dönme gibi düşünün ya. Yönü şöyle. Yönü yukarıya doğru olan elektron var. Yönü aşağıya doğru olan elektron var değil mi? Bunların ikisine ayrı isim verelim mi? Vermeyelim. Ne gerek var? Öyle değil mi? Yönü yukarıya doğru, yönü aşağıya gerek yok. Öyle değil mi? Şimdi yönü yukarıya doğru olan elektron giderken buna spini artı 1 bölü 2 diyeyim. Yukarıya doğru olsun. Birden eksi 1 bölü 2'ye dönmesini istiyorum. Niye? Çünkü diyorum ki ya bu yönü yukarıya olanla aşağı olanı ayırt etmeyeyim. Bunlara da ayrı isim verirsem zaten isim kalmadı. Nasıl idare edeceğim? Öyle değil mi? Ne oluyor? Bunu yapabilmem için ne gerekiyor? Hı? Bunu nasıl yapabilirim? Bir tane fotonun çıkması lazım. Bunun spini 1. Spini 1. Yani bir birimlik açısal momentumu var diye düşünün. Bu yukarıya doğru 1 bölü 2. Bu nereye doğru olmalı? Yukarıya doğru. Yukarıya doğru. Bakın sadece size bu basit düşünce fotonun olması gerektiğini söylüyor. Yani diyorsunuz ki ben artı ve eksi 1 bölü 2 spini ayırt etmek istemiyorum artık. Dediğinizde bir tane foton olması gerektiği ortaya çıkıyor. Ve bu da aslında kuantum elektrodinamiğimiz tamamı. Yani bizi büyük ölçüde ilgilendiren teori kuantum elektrodinamiği. Diğer teorilerin tamamı kararsız objeler veriyor. Tamam mı? Bu önemli. Onun için diyorum, tekrar söylüyorum. Etkileşimi anladığınızdan %20 fizik. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Tabii şurayı anlayan, tam olarak orada ne oluyor, bitiyor onu anlayan muhtemelen %100 olur. Hani böyle bir kimse çıkmadı. Orada başlıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler.